Benim katkım daha büyük oldu. Ben bunu yaptım, ben şunu yaptım. Paradan çok, Sergen Hoca'nın takıldığı nokta transfer Burası. ve yetki alanı. Evet. Teklifler, teklifler, pazarlık beni yordunuz dedi. Kulübe uzanırlar, <laughs> Mourinho. Sergen Yalçın tamam. geldi. Geçen seneki teknik direktör şampiyonluğuydu. Yönetim bunu nasıl görmedi? Sertlik anlamında değil, zaten gidiyor rakibini de ısırıyor yani. <laughs> Nas Spor ekranlarına hoş geldiniz. Yeni sezon Beşiktaş videomuzda karşınızdayız. Sayın Evren Göz ve Sayın Nihat Kahveci ile beraber. Göz. Öyle geldi içimden bu sefer. resmi başladık. Başladı. Çok evet. resmi başladık evet. Benim kıyafetimden dolayı. Öyle böyle. bir şey geldi. Gömlekle görünce seni abi. Klasik gömlek tercih ettim bugün. Bugün neden öyle tercih ettin? Et tişört, hep et tişört. <laughs> Nereye kadar ben dedin? Benim yalnızın tişörtüm yok o yüzden. <laughs> değişiklik yaptı. Seni öyle görünce öyle başlayayım yani istedim. Nihat abi tişörtü değil mi? Yalnızlığı. Evet, çok güzel. Parlıyor ekran. Ekranda da parlıyor. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım Beşiktaş parlayacak mı? Şey. Bakalım Beşiktaş beş parladı. Geçen, yani geçtiğimiz yani... sezon diyebiliriz artık parladı evet. ama çok da e, hakikaten tartışmalarla yeni sezona giriyor aslında. <laughs> Sergen Yalçın e, konusu oldukça uzadı. E, biz de zaten üstüne konuştuk ama tabii onunla başlamak lazım. E, şampiyon olduktan sonra belki hemen imzalanması gerekiyordu ama bir aylık bir gecikmeyle yine Sergen Yalçın takımın başında. <laughs> Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim geçmiş sezon deyip çabuk geçmememiz gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü biliyorsun 2020-2021 sezonu bence Türk futbol tarihinin en zorlu sezonuydu. En zorluğunun yanına da en zevkli sezonu oldu. Son haftaya kadar 3 tane takımın Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ın yarış içinde olduğu Beşiktaş Göztepe maçının son 5-10 dakikasında bile şampiyonluğun elden gidebileceği bir sezon yaşadık. Beşiktaş'ı, Sergen Hoca'yı, Başkan Ahmet Nurçevi yönetimi, futbolcuları, tribünde olamayan ama desteklerini sağlayan taraftarları herkesi bir kere tebrik ediyorum. Türk futbol tarihinin en unutulmaz şampiyonluğunu bence Beşiktaş kazandı. Çünkü pandemi Biliyorsun şartları. Seyirci futbolcuların yok. iki günde bir test olmaları, o seyahatler, futbolcuların kendilerini izole etmeleri. Sergen Hoca da COVID. Tabii oldu Sergen bak Çok teknik direktörün COVID olması takımın başında olamadığı durumlar, sonra seyircilerin tribünde olamaması ki biliyorsun hani ben hep İnönü stadı diyorum hep çünkü benim aklım <laughs> böyle yani. kalmış. O stat dolu oldu mu, o atmosferden çıkmak kolay değil. Ya Beşiktaş hani 13-14 oyuncuyla Sezon başladığında Şampiyonlar Ligi'ne gidememiş, hiç beklenmedik mağlubiyeti almış bir Beşiktaş'ın. Lige kötü de başlamadı, Trabzon galibiyetiyle başladı. Ama sonraki süreçte çok kötü skorlar alması, ondan sonra bir Gaziantep mağlubiyetinden sonra milli takım arasına girilmesi, Ligin en zorlu fikstörün olduğu Başakşehir-Fenerbahçe maçlarına Necipli, Monteirolu stoperlerle çıkan Beşiktaş'ın hiç şampiyon olabileceği düşünülmüyordu. Ama Sergen Yalçı faktörü unutulmuştu. Çok kötü denilen Larine 18 gol attıran, sonradan çok güzel transferlerle işte Gez almış, Rozi'ymiş. Türkiye'nin en iyi sağ kanadını oluşturan bir Beşiktaş. Abubakar'ın Abu sakatlanırsa oynamaz dediği durumda Bakar'ın da çok profesyonel davranıp son 3-4 haftayı çıkarıyorum. Oraları hiç katmıyorum. Abubakar zaten imzalamış Güzelten 6 mi? ay önceden. Ama sahanın içinde de mücadele eden, gol atan bir Abubakar. Bir Dinamo, Josef, Atiba. Yani 11-12 kişiyle şampiyon olan bir Beşiktaş. Oyuncuların performansını arttıran bir Sergen Yalçın. Ya ben lig bitmeden 3 ay önce şampiyon olsa da olmasa da Sergen Yalçın yılın teknik direktörüdür de dedim gözümde. Performans evet, böyle... olarak. Bu kadar zorluk, bu kadar kadro yapısının hani şampiyonluğu vaat etmediği bir durumda Sergen Hoca çok büyük bir başarı elde etti. Neden o dönem imzalamadılar şaşırmıştım. Hadi onu bırak iki tane kupa alıyorsun Türkiye kupasında ertesi gün imzalanması gereken bir durumda taraftarları kamuoyunu boşu boşuna yordular sonra da imzalandı. Ya olacağı belli olan bir şeyi niye virajlı yollara giriyorsun? Çık otobana uç. Hemen imzala ertesi gün. Beşiktaş'a da zarar veren bir durum. Yani taraftarlar. Ve halen de imzalandı. verdiğini düşünüyorum evet. İmzalamalarına rağmen. Beşiktaş'a zarar verdiklerini düşünüyorum. Uzadı çünkü süreç. Çünkü bir sıkıntılar oldu ki imzalar atılmadı ve bu sıkıntılar bir kenarda duruyor. Beşiktaş'ın yeni sezonu başladığında futbol takımının evet. aldığı sonuçlar iyi giderse bu sıkıntılar göz önüne gelmez ama Hani kötü başlarsa, şampiyonlar ligi var, kupa var, lig var, Ama daha transferler gelmedi, Oradan. evet. Canım. Yani beklenilen bir sıkıntılar var. Hiç gerek yoktu. İki kupa almışsın, tarihi bir şampiyonluk, tarihi bir başarı. Keyfini çıkarttırmadılar taraftarlara yani. Türkiye'de genel Sergen Hoca kalacak mı kalmayacak mı diye. Zaten Beşiktaş özelinde değil, tüm kulüplerde de başarı her zaman e, Bedeli cezalandırılıyor. Var. Yani öyle oluyor, başarılı artık. olan gerek evet. teknik adam gerek futbolcu bir ceza dönemine giriyor. çok saçma Avrupa'da, Dünya'da öyle değil ama bu bizde ara. maalesef ya Sergen Hoca beklentisini sunuyor masaya profesyonelce ve yetki anlamında birçok e, parametre koyuyor bir çok ama yönetim bundan iki ay önce, bir ay önce bu imzayı atsaydı şu an belki de Beşiktaş'ın transferleri de yavaş yavaş e, oluşmaya başlamıştı. En azından isimler biraz daha netleşmişti. Şu an biraz daha geç başlıyor. Ben burada Ahmet Nur Çebi yönetimin hata yaptığını düşünüyorum. İmzaladıktan sonra bile bu sürecin onlara zarar vereceği fikrindeyim. Evet. Çünkü skorlardan da bağımsız Beşiktaş kötü oynasa bile de yanlış transfer yapsa bile yine yönetime oktar dönecek ve şunu unutmayalım Beşiktaş taraftarı da yavaş yavaş tribünde olmaya başlayacak. Tabii. Geçen sezon Beşiktaş taraftarı yoktu. Tabii Sergen ya. Yalçın imza törenini hatırlayalım. Kaç bin Tabii. taraftar? 25 bin. 25, taraftar, bin, 25, bin, bin. 25 bin. Şimdi bir kısmının tribünde olduğu ortamda muhakkak ki Sergen Yalçın'ın desteği biz kulaklarımızla da duyacağız. duyacağız. Sadece tweet okuyoruz. Sadece sosyal medyada görüyoruz ama bunun toplu halde bir tepkiye yol açması. Onunla karşılaşacak yönetime, yönetime, yönetim. Evet. O, o gerçekte bir yüzleşmesi lazım bence çünkü en azından taraftarın seçimi bence Sergen Yalçın'dan yana olacak. Goyen. Tarihte de genelde böyle olmuş. Net. O yüzden Sergen Hoca şu anda çok güçlü. Ama asıl hikaye şimdi başlıyor bence. Geçen sezonu Nihat abi çok güzel özetledi. Ama bu sezon siyahla beyaz kadar farklı bence. Geçen sezon Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir birçok sıkıntılar vardı. Beşiktaş işte şu aradan çok güzel sıyrıldı ve yönetimin de burada dahili var. Çok büyük e, parçayı Sergen Yalçın'a yazmakla beraber yönetimin iletişim politikasının da çok büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. Evet. Galatasaray' ile Fenerbahçe mücadele ederken Beşiktaş sessiz kaldı. 59 öncesi şampiyonluklar yok. İşte Fenerbahçe'den Fatih Terim'e göndermeler. Fatih Terim'den Galatasaray Başkanı'na. Galatasaray Başkanı'na federasyona. Federasyon'dan Fatih Terim'e. Sağ içinden i̇şte uzaklaştılar. İşte Beşiktaş orada yok. Evet. Bu, bu çok güzel bir çok yöntem. Bir bu mi? sezon yapabilecek mi Beşiktaş onu? Beşiktaş'ın kendi sorunları da var bu sezon. Hasırın yani halının altında olan e, sorunlar süpürüldü şimdi bakalım nasıl olacak bu biraz üç lirin arasına bağlı e, üç lirin arasına topu soktuğunuz zaman onlar unutuluyor niye tabi yıllarca yaşadı ama o top oraya şimdi, girmeyince şimdi peki işler şöyle söyleyeyim abi e, o yani hasır altına atılan Aha. sorunlar var ama görünen e, durumlar da var yaşın kadro yapısı Abu Bakardan bahsettin e, Abu Bakar geçen sorunun en etkili oyuncularından bir tanesiydi son kısım hariç ama şu anda yok. Tabi. Raşit Gezal kiralıktı. Şimdi 5 yaş bonservisini alabilecek mi, alamayacak mı? Rozier'in durumu en iyi sabeklerden bir tanesiydi. Belki de en iyi en iyi sabikiydi. durumu henüz belli değil. Netlik kazanmadı. Şimdi zaten mevcut şampiyonlar ligi oynayacağı için Beşiktaş mevcut kadroyu güçlendirmesi gerekecekken elindeki kadrodan da eksilmeler olacak. Vallahi çok güzel bir şey söyledin. Şimdi Abu Bakar ve Gezal'ın gol katkısına baktığında 45-50'lere varan hani Tabii. asistleriyle beraber böyle bir gol katkısından bahsediyoruz. İki tane çok önemli oyuncun ki bunlar kalsaydı da Şampiyonlar Ligi'nde yeterli olabilir mi konuşacaktık. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde alternatifli kadron yoksa oraya giden bir takımın ligde sıkıntısını yaşıyor. Bak Galatasaray bile bunun sıkıntısını evet. yaşadı. O Real Madridli, Paris Saint-Germain'li grupta yediği 5 golden, 6 golden sonra lige dönüşte moralmen, motivasyon olarak, fizik olarak Mental olarak yıkılarak döndü. Sergen Hoca çok futbolcuyken de akıllı zeki oyuncuydu. Dününü unutuyordu. Hep bugün iyi olmayı düşünüyordu. Teknik direktör de aynı şeyi düşünüyor. Neden? Ben iki kupa aldım diyor. Bir de süper kupa oynayacağım diyor. Onu da alma ihtimalim yüksek diyor. Ama diyor futbolda dün yok diyor. Ben bu sezona başlıyorsam diyor kadrom da iyi olmalı. Kadromun içindeki iyi oyuncuların da gittiği bir dönemde bunları düşünüyor. Çünkü önünde en yakın zamanda örnek var. Şenol Hoca'yı yere göre sığdıramıyorduk. Bak sıfır puan çektik Avrupa Şampiyonası'nda şu an Şenol Hoca tartışılıyor. Tabii. Sergen bunu yaşamak istemiyor. Bunu yaşa... Mamak için de iyi bir kadro, alternatifli bir kadro, kaliteli bir kadro olmasının gerektiğinin İstiyor. farkında. futbolu çünkü dün yok. İki maç kaybettiğini düşünsen, Sergen Hoca eleştirileceğini biliyor. Zaten şu da var Nihat abi, paradan çok Sergen Hoca'nın takıldığı nokta transfer Burası. ve yetki alanı. Evet. Çünkü herkes şunu söylüyor, Nihat abi çok daha iyi bilir, Beşiktaş'ta ya Sergen Yalçın'ın parayla ne işi olur? Hani kalkıp pazarlık mı yapacak? Tabii ki hak edişini isteyecek. Bu ayrı. Tamam. Ama Sergen Hoca'nın taktığı şey para değil. Kadro. Yetki ve kadro. Transfer ve yetki. Bu. Ben şimdi. Hani açıklamalar. Açıklamalar var ya isim Bu. veriyorlar. Benim haberim yok. Evet, Bana evet. sormuyorlar. Bak. Evet. Buralar sıkıntı. Elkeli. Buralar çok büyük Bunu sıkıntı. Bunu istiyor hoca. Yetki istiyor hoca. Ya bir teknik direktör iki kupu almış, kendini Beşiktaş'ta kanıtlamış, normal olarak. Transferde de söz sahibi olmak ister. Tabii. Çünkü o çıkarıp oynatacak. Berkay'ı mı alayım, Evren'i mi alayım? Karar verecek. Hangisi daha iyiyse nasıl yararlanabileceğini düşünecek. Hani burada iletişim önemli. Lig bitmiş. Başkan Ahmet Nurçevi yönetim ve Sergen Yalçın arasında bir kopukluk var. Bak bu en önemli... E, süreçler bence iletişim sürecini Peki, iyi yönetmedir. Beşiktaş bunu iyi yönetemedi. Yani, ne olmalıydı ya, ki Sergen Yalçın'da çın, bu problem yaşanmayacak? Yani, başarı başarı imza var mı var. Evet. Yani, ne ya olmalıydı. bir bir kere herkes gel yani görev dağılımını iyi Hı. yapmamız lazım ve o, o görev dağılımının dışına çıkmamak gerekiyor. Ama bak, maalesef bizim ülkemizde sadece Beşiktaş değil, genel anlamda bak milli takımı da evet. katarak bir başarı olduğunda herkesin böyle bir kendi üzerine alma çabası var. Benim katkım daha büyük oldu. Ben bunu yaptım, ben şunu yaptım. Belki onu konuşması gerekenlerin konuşmadığı, evet. hiç böyle başarıda katkısı olmayan insanların göz önüne çıkıp ben yaptım dediği bir maalesef ülkede Başarı yaşıyoruz. Başarıyı paylaşamıyoruz. Biz. Evet, şunu kabul edelim. Bu başarıdaki en büyük pay sahibi Sergen Yalçın. Biz ama yapsak birey Sergen oluruz. Bir, bir. Ama ikiye de Mesela Ahmet Nur derim. Tabii, o da o dönemdeki tabii. süreci çok iyi yönetti. Takımın kötü olduğu dönemlerde başkan ben inanıyorum bu takıma biz şampiyon olacağız dedi. Belki herkes dedi ki ya başkanım ne diyorsun dedi. Ekonomik olarak çok kötüydü biliyorsun bir önceki dönemden. Orayı da iyi yönetti. Oyuncuların alacakları, verecekleri bir sıkıntı yoktu yani. Başkanın ve yönetimin de çok büyük katkısı hmm. var. Ama herkes şeyini bilecek. Başarılı olduğunda ne kadar mütevazi olursan o kadar az sorun olur. Başarılı olduğunda işin içine ego, kibir girerse Orada da sıkıntı olur. Sen dedin ya ne yapması gerekiyordu hmm. e, imzalaması Mesela için. Beşiktaş'ın ne için ya? öz evladı evet. olmasaydı <laughs> ertesi gün imzalanırdı bence <laughs> de ya yabancı yabancı çocuğu olurdu genelde Biz oluyor. de biliyorsun iki çocuğu, şimdi çocuğu okula gitsin kavga etse ilk baba böyle yapar. Sen ne yaptın çocuğa der İlk onu evet, suçlar evet. ya. Ya bunları da bir aşalım bir dinleyelim sorunu evet. ne? Neden kavga etti diğer çocukla hemen çocuğunu azarlamadan? Yani Bizde de evladım yani. İnsan ilk önce evladını sevecek ya. Tabii canım. İlk önce insan evladını sever değil mi? O inanacaksın önce. Sergen Hoca efsanen 15 senesini bu kulüpte geçirmiş, şampiyon etmiş. Tabii ki değer vereceksin. anında imzalayacaksın. Ama dediğim gibi yani bu süreç imzalarla hallolmadı. Sıkıntılar devam ediyor. Sonuçlar da bu sıkıntıların artıp ya da artmamasını gösterecek. Beşiktaş başarılı ee, olabilir ama nasıl olabilir? Çok iyi alternatifli bir kadro Şimdi yapması e, lazım. Evet. Şampiyonlar Ligi'nde düşeceği grup Beşiktaş'ın seneye şampiyon olup olmayacağını evet. belirler derim. Niye tabii. Hatırlıyorsun evli abi sen Bayern Münih'li o eşleşmeyi. O kadroyu hatırlayalım Beşiktaş'ın kadrosunu. Uf kimler ya, var? Prosic'ler, Pepeler, Pepe, Talişka. Rejmalar, Kono rejmalar. Kono rejmalar. ligde Beşiktaş 3. oldu. O sezon. Tabii. tabii bak düşün. O i̇yi kadro, giderken. İyi giderken bile. ya Şampiyonlar Ligi'ye çıktırken dedi. Yani öyle bir zorluk beydi. Ee, şimdi hani Gezal'ı konuşacağız. Hani Raşit Gezal hmm. bence hani futsa içindeki oyunculardaki en değerli isimdi. de ee, Beşiktaş'ın e, kadrosuna katmak e, zor tabii Gezal'ı. Yani bir sene daha almak e, ne kadar mümkün olur? servisiyle alamazsınız. Çok zor. Hadi Rozzy biraz daha olası. E, bir kere stoperde Sergen Hoca bu mevcut kadroda bile stoperde sıkıntı yaşıyordu. Bence en az iki stoper. Kaleci konusunda Ersin'le tabii ki devam edilmeli ancak Şampiyonlar Ligi'nde belki bir kaleci daha hı hı. alınsa evet. hani atıyorum Ersin Şampiyonlar Ligi'nde oynayıp 3 gün sonraki maçta o tecrübeli kaleci yerli olur yabancı olur yani oraya Utku'nun daha önünde bir kaleci gerekiyor bence. Sol bek konusunda Ensak Alidvan çok da Şampiyonlar Ligi seviyesinde olduğunu düşünmüyorum. Önlü böyle Joseph devam edecek mi? E yani her mevkisine oyuncu lazım yani 6 7 yani. tane evet. ilk 11 oyuncusu Net. gerekiyor. Onun dışında da lig ve kupa serüveni düşündüğümüz zaman alternatif oluşturmak yani gerekiyor. rahat bir 10 kişilik liste lazım. Sergen Hoca zaten bunu çoktan yapmıştır. Mart'ta, Nisan'da, Mayıs'ta opsiyonel hmm. olarak bunlar yapılır. Ki futbolda futbolcunun dilinden çok iyi anlayan bir isim. Bir de şuna değineceğim. Bu şampiyonluk geçen sezon tabii ki geride kalmadı Bir kere onu unutmalı Beşiktaş taraftarı. Evet. Geçen sezon oynanan oyunu da Geçen sezon gösterilen mücadeleyi de bence unutmalı. Oraya bakarsa ve kıyaslarsa hata yapar. Çünkü futbolda dün yok. Artık Hep bitti. Var, bu hani var, bu sezon daha farklı olacak. Daha farklı. Mesela mini takımdan dönelmesi. Rıdvan. Geçen seneki geçen sezonki Rıdvan olmayacak. Avrupa Şampiyonası tecrübesini oynamasa da yaşadı. Ya da Ersin. Bak geçen seneki Ersin olmayacak. Özgüvenli mi gelecek sence Rıdvan? İşte, Özgüvensiz he? mi? İşte bunun olunu bu tam, tam oraya gelecek. Bravo evet. Nihat abi. Çok güzel değindin. Ee, özgüvenli gelenler olduğu gibi Rıdvan gibi sorunlu gelenler de olacak. Şimdi bunu ayağa kaldırmak lazım. İşte burada geçen sezon normal bir şampiyonluk değildi. Evet. Sergen Hoca yaptı Beşiktaş'ı şampiyon. Bu kadar basit ya. Yani şey değil kadro yapmadı. Bazen kadro olur şampiyon. Evet. Bazen de hoca Bu geçen sene şampiyonluk kadro şampiyonluğu değildi. Geçen seneki teknik direktör şampiyonluğuydu. Yönetim bunu nasıl görmedi? Yani ben buna inanamıyorum. Şimdi bunun yanında iyi bir kadro olursa o zaman işte başarı gelir. Çok iyi bir teknik direktör var. Çok iyi bir e, yönetim şekli var. Çok iyi bir verim almak dediğimiz şey. Evet. Sergin Hoca geçen sezon en yüksek verim aldı. Alamaz birinden Şöyle fazla. Düşün. daha fazlası olmaz. Üç büyükleri yani. değerlendirelim. Başakşehir'i Trabzonspor'da katalım. Beş şampiyonan takımı katalım geçen sene. Potansiyel ile performans arasındaki en büyük farkı Sergen Hoca aldı. Evet net. Çünkü bu, bu takımın potansiyeli yüz üzerinden atıyorum 78 ise Hoca 92 aldı onlar. Fenerbahçe kadrosu, Galatasaray yani, yani kadrosu daha bireysel Potansiyel olarak çok daha, daha çok daha iyi. Bak Trabzon'da iki tane yedek oyuncu olsa alternatif. Tüm kadro, alternatif, tüm kadro tüm anlamında İlk 11 anlamında, anlamında değil. değil. Ha bizim uçanların uçan Abubakar Gezal. ne olduğunu tam bilinmeyen Gezal Rozi geldi inanılmaz oturdu. Neden oturdu? Evet. Orada bir yönetim şekli var. Oyuncu motivasyon Mutlular eden biri, kişi var. Huzurlu olmasını sağlayan bir önemli. teknik direktör var. Bak Rıdvan çok güzel söyledi. Rıdvan'ı da çok iyi yönetti. Evet. Rıdvan'ın bir Kayseri maçı var. Rıdvan hata yapıyor. Evet. Ersin hata yapıyor. Onlara güvenen bir teknik direktör. Evet. Kaybetmek daha kolaydı Onları kaybetmiyor, kazanıyor. Hani biz o yüzden hani Sergen Yalçın e, mucize yarattı diyoruz yani. Ya zaten bir teknik direktör sadece sahanın içinde teknik, taktik, itman yaptıran değil. Geri kalan kısımda Aynen. da oyuncuların derdi olduğunda onu çözen, birbirleriyle iletişimini sağlayan, dışarıya karşı takımı koruyan ya biz hep Sergen Hoca'yı izledik. Tabii. Basın toplantılarında, tabii. yeri geldiğinde federasyona konuşan, yeri geldiğinde rakip camialarla ilgili düşünen, i̇şte bu, zar söyleyen bu bir zarar hoca, verir mi Niyat Çok abi? iyi yönetti orayı. Yani bu yönetim şimdi Galatasaray'da çok yaşadı bunu. Bu zarar verir mi yönetim penceresinde sence? Var işte o da e, başkan ve yönetici profiliyle alakalı bir Vermemesi durum. lazım. Normal. Evet. Sergen Normalde -5 konuşmayacak mı? Hakkını savunmayacak mı? Tabii. Ki doğal hakkı. iyi olduğu bir dönemde Hı. de onun bütün yaptığı açıklamalar en çok yankı yapan açıklamalardır. De Normal de... olarak teknik direktör konuşur öyle durumlarda. Evet abi Hatay Spor maçını hatırlayalım. Sezonun ilk iyi plaj göreceğiz. Evet, O Beşiktaş'ı sadece kendi camiasının rakibi değil kendi oyuncularını da yükselten Hı. cümleler. Yani Sergen Hoca bize hep şunu diyoruz. 4-4-2-4-3-3 bundan bahsediyoruz ya. Aslında büyük takım teknik direktörlüğü. Saha içi bir kısmıdır onun. Saha dışını doğru yönetmek Asıl orası. Daha fazla sağ dışı aslında. Aslında Erol Bulut'un mesela en çok evet. aldandığı nokta saha evet. içine çok odaklandı. Saha dışında Fenerbahçe, sıkıntılar çok büyük yaşıyor. camia, Beşiktaş çok büyük camia. Orada iyi bir taktiksen olman, iyi bir antrenör olman yetmez. Yetmez. Konuşman, kıyafetin, vücut dilin, Her eylemlerin, şey. söylemlerin bunların hepsi farklıdır. Söylem başka bir şeydir, eylem başka bir şeydir. Fatih Terim. Geçen sezon buz kovasına oturdu. O bir eylemdir mesela. Evet. Bir mesaj. Hoca evet. Sergen Hoca'nın Hatay Spor maçı önce söyledi. Söylemdir. Bunları Sergen Hoca çok iyi yönetti ve genç yaşında. Beşiktaş bunu nasıl göremiyor yönetim? Ben hayret ediyorum. Yani ben Sergen Hoca ile 5 yıllık imzalarım. Ya Sergen Hoca başarısız olsa önümüzdeki sezon. Nihat abi bir sezon başarısız olma hakkı yok mu? Yine devam tabii, lazım. Evet. Tabii. Ama bizim ülkemizde şöyle bir şey var. Geçen sene şampiyon oldu Beşiktaş. Alkışlayalım. Bu sene 5. hafta 1 puanı var. Hadi Güle Güle Sergen Yalçın. Ya olur mu böyle bir şey? Allah aşkına. Sergen Hoca üzerinden de öyle olmaz diye düşünüyorum. Olmamalı. Bayağı bir kredi yani... aldı. Nasıl Fatih Hoca şu an Beşinci dönemini Aynı, yaşayacak. Aynen. Ama ona da helal olsun. Sanki ilk defa geliyormuş gibi o heyecanı hissediyorsun. Mesela i̇şte bu o zaten bu farklılık evet. çok önemli işte Biraz Fatih da Hoca'da. O. Sergen Hoca'da da o var. Hemen hani 3 maç kaybetti. ama ne oldu bak geçen sene şampiyon itme, da olmadı o olmaz. Yok mu Nihat abi? Sen Sergen, Sergen Hoca tanıyorsun. mı? Valla şimdi bir şey söyleyeyim biliyorsun. Genel olarak. İmzadan bir gün önce Hı. öyle ya da böyle bu ülkede 25 yıldır ekranlarda olan topçuluğundan da bildiğimiz Rıdvan Dilmen. Birebir teyit aldım. Yoruldum çalışmayacağım evet. dedi diye tweet attı. Bundan, bundan Rıdvan hoca yanlış bir şey yazar mı? Bunu yazabilir Tabii mi konuşması? Canım. Demek ki Sergen hoca hakikaten bu duruma geldi, getirildi. Çünkü Sergen hoca masada oturup pazarlık konuşmak istemedi. Yoruldu artık beyni. Evet. Ya beni pazarlık konusu yapmayın dedi üzüldü zaten dedi daha önce imzalamamız gerekiyordu bir de onun üzerine buluşuyoruz buluşuyoruz teklifler teklifler pazarlık beni yordunuz dedi. Hani Sergen Hoca'yı bu duruma getirmemi gerekiyordu çünkü Sergen Hoca biliyorsun iki kere iki dörtçü aynen, aynen. topçuluğunda da öyleydi kimseden de çekinmez çıkardı doğru olanı da söyler. Yorumculuk döneminde biraz onu belki abartıp çok da sert yapmıştır. Çok da sert yapmıştır ki bazen yorumcular yaptığında da diyor ki ya biraz sert eleştiriyorsunuz diyor. Sergen Hoca zamanında yorumculuk <laughs> hocam yaparken ya masada Oo, Neler neler ben oluyordu yani. yani. E Tabii canım ama çok doğrucudur yani Tabii Sergen Hoca. Ya bu hale getirdiniz, yordunuz. Yani dediğim gibi sonra 24 saat sonra da imzalar atıldı. Evet. Çok enteresan. O 24 saatte ne oldu acaba? İşte yani. ne oldu? Orada ne oldu? Sonra Taraftar o. Sergen o o Hoca'nın evine, evine gitti. Devam etti sürece bilemeyeceğiz. Yönetim evet. bu baskıyı iyice anladı. Biz dedi Sergen Hoca ile imzalamazsak bize sezon geçmez. Çünkü istersen Mourinho'yu getir. İnanılmaz baskı Tabii olurdu yani. gelen ya. teknik direktör Abi üzerinde. Abi düşünsene. De dediğin gibi Mourinho gelmiş olsun. 5 yaşın başına. Yanar. İlk iki hafta bir beraberlik alsın, bir mağlubiyet alsın. Gitti. O in önünün <laughs> üstünde tabii, Sergen tabii. Yalçın gölgesi olacak yani. Şöyle kulübeye uzanırlar. Mourinho. <laughs> Sergen Yalçın tabii. geldi. Sergen Yalçın tekrar geri dönsün. Böyle. Bu, bu ya şeyi söyledin gibi. ya açıklamayı. Evet. Cumartesi göreceğiz. Evet. Bak. Türk futbol tarihinde duyduğum böyle en riskli açıklamalardan tabii, biridir. Tabii. Tehlikeli bir takıma karşı Çok. oynuyorsun. Ne? Diyof. Akintola, bu Penza. Üçünün toplama 50 gol atmış. İçeride oynuyorsun. Kontratayı'ya çıkan takıma karşı cumartesi göreceğiz diyor. Ben mesela Hatay Spor topçusu olacağım. O açıklamadan bile motive olur çıkarım sahaya. Çıkıyorsun 7 gol atıyorsun. Takımına da o kadar güveniyor. Çünkü biz iyi oynadığımızda herkesi yenebiliriz diyen Gümünü bir hoca. Risk güveni... almayı seviyor. Biliyorsun risk evet, almadan tam, başarılı tam. olmaz. Hep topçuluğunda da risk almıştı zaten. <laughs> ee, o açıklamanın sonucunda gelen 7 gol Sergen Hoca'yı bence alıp başka bir yere, başka bir seviyeye tabii, işte koydu derim. Yani. Yani 4-3-3 yok, işte, Atiba yok, kimi oynatalım? Tabii, mesela tabii. mesela Hiç. temsil. Yani Sergen'i çok iyi temsil ediyor. Ben bu fotoğrafı Nihat abi'den yorumlamasını rica edeceğim vücut Mümkün. dilini. Yani buradaki yüz ifadeleri, başkanın duruşu, Sergen... ya şimdi, bunu bir yorumlar mısın? Şimdi abi fotoğraf karelerinden biliyorsun yani sosyal medyaya girdiğinde öyle bir şeyler çıkıyor yani burada, ki. Ya burada şimdi Sergen Hoca yorgun Heh, bir kere. Bravo. Yorgun. Tam bir mutluluk evet. göremiyorum ben yüzünde. Başkan da orada birazcık Tedirgin bir yüz hali var. Emre Koç'u daha mutlu gibi yani, En mutlusu o, gülmüş. Ya şimdi burada tabii 5-6 tane de fotoğraf çekilmiş olabilir. Evet, bu pozu da, da konulmuş olabilir. Evet. Fotoğraf üzerine baktığında yorgun bir sergen hoca, ee, Ahmet Başkan biraz daha böyle ciddi. Ciddi evet. görünüyor. Ama onda da şey var. Ya hadi hallettik bu işi. Evet. Tavrı <laughs> Rahatlama var. Rahatlama evet. da var yani <laughs> baktığında. Çünkü imzalamasa biliyor yani hani evinin önüne giden kaç kişiydi 300-500 ise lig başladığında o 10 bin 20 bin, bin olacağını bin, biliyor bin şu pandemi düzeldiğinde onda da o rahatlık var ama dediğim gibi hani ilişkiler çok mu iyi? İyi olmadığını gösterdiler. Ama dediğin gibi, Düzelebilir mi? Düzelebilirdi. Işte yani. Öyle olmaması lazım. Gerek yoktu. Yani işte, yok. Ülkemizde böyle maalesef. Dert yokken dert aradılar Aynen diyorum öyle. ben. Aynen öyle. İki abi. kupa almışsın keyif yapıyor herkes. Şurada kupayla poz verilse mesela ne kadar Tabii canım. Biliyorum. Aynen öyle. E, transfer planlamasına da başladı tabii Beşiktaş. Işte. E, büyük ihtimalle Salih Uçan e, ilk transfer olacak. Hı. Forvet hattında da arayışlar sürüyor. E, Salih hamlesini nasıl değerlendiriyorsun Yatar? Bak bir şey söyleyeyim. Sergen Hoca ile imzalanmadı diye Salih Uçan bile açıklanmadı. Biz burada kaç ay önce değil mi sanki Söylemiştik. konuşuldu, anlaşıldı. Bak imzalar bile atılmadı. İşte bak teknik direktörle bir an önce imzalamanın önemi burada bile çıkıyor. Salih Uçan Alanya Spor'da muhteşem bir performans gösterdi. Zaten yurt dışına gittiğinde belli ki kendini geliştirmiş tam Avrupa'yı profesyonel bireysel anlamda. Sezona olarak çok yansıttı. Beşiktaş'ın da böyle bir önce ihtiyacı var mı? Var. Özellikle Adem'den o forvet arkası pozisyonunda Oğuzhan'dan alamadığı verim. Beklediğim performansı alamadığında Salih oraları da oynayan, şut atan Dönen toplarda, pas veren, asist yapan geride de oynayabilir. O serbest de oynayabilir forvet arkası. Çok iyi bir futbolcu. Bence yararlı olur. Ee, en kısa zamanda onu da açıklarlar diyorum. Diego Costa konuşuluyor. Şimdi Diego Costa'yı çok iyi tanıyan biri olarak Hemen yarın bilet alsınlar, hemen havalimanına indirsinler yani anlaşıyorlarsa. Tam da bizim ligimize uygun. Bizim ligimizde ne var? Birebir mücadele var, ısırma var. var. Diyor ki, Hani fut sertlik anlamında değil. Zaten gidiyor rakibini de ısırıyor yani. <laughs> Öyle bir hırslı oyuncu. Gerçek uyuyuncu. anlamda da ısırıyor. Tamam be <laughs> evet. Gerçek anlamda da ısırıyor. Biraz çok Suarez izlemiş herhalde. Ama o kadar hırslı bir futbolcu Atletico Madrid döneminden falan hatırlayalım. Tabii. Sağının içinde ve Türkiye Ligi yine de çok uyan bir karakter çok. bence. mücadele O zaman oynamaması orada bir handikap olabilir. Olur. Hiç sorun e, o değil. Olur. İyi olur. oyuncu iyi oyuncuyla kısa sürede uyumsalar. Salih ile ilgili şunu söylemek istiyorum. Parça eksikti Beşiktaş'ta. Bağlantı kullanıcı üçüncü oyuncu hep neydik Jose hep tamam o atiba tamam atiba tamam üçüncü bir tek üçüncüyü aradı bulamadı Aynen Sergin Hoca. zaman zaman Lehyci kullandı zaman zaman Ousani mensahı mensahı e, isteme istemeye kullandı mecburiyetten defalarca e, Gökhan Türeği bazen o tarafa çektiği de oldu ama bir türlü o o parçayı bulamadı Beşiktaş'ın özellikle Avukarlı oynadığı oyunda bunun çok büyük e, ihtiyaç olduğunu gözlemledik. Neden Avu Bakar geri geldiği zaman, Oraya alan açtığı zaman Beşiktaş gezerek oynayan bir santraforla e, bu skorlarla yani daha çok gol bulma sebebi Avu Bakar'ın varlığı. Oraya siz statik bir santrafor koysanız o oyuncular o golleri bulamaz. Arka direklerin evet. o boş alanları Tabii bulamazdı. Canım. O yüzden Beşiktaş hangi santrafor tipini tercih edecekse ki Diego Costa iyi zamanlarında o da gezinerek oynayan. Yani sağ depresi olursa sol depresi Stoperi olur. gezdirir Hayran yani. Hareketli. <laughs> stoperlerin oynamak istemediği bir santrafor tipi. Sırtı dönük alır, araya koşu atar. Yani Diego Costa'da her şeyden var. Sabit bir oyuncu değil. O yüzden Salih'in varlığı çok önemli. Salih Diego Costa gelirse ya da hangi santrafor onun arkasına da sızabilir kendi oyunu da kurabilir. 4 3 1'de Josephin ya da Atiba'nın yanında da evet. oynayabilir. Ve ben milli takım kapısının da artık bir şekilde de geçtiğinden sonra açılacağını tahmin ediyorum. İnşallah. Şey oğlum İnşallah. İnşallah. Şimdi öyle bir kriter var. 3 milyona oynaman lazım. Şimdi öyle hani bunu da neden söylüyorum? <laughs> Halil ile Kerem Hakikaten Galatasaray'da görev aldığında evet. gerekeni yaptılar. Haklı bir şekilde de milli takım kardosunda bulundular. Ama Halil Malatya <laughs> bu performansı gösterseydi Kerem olmayacaktı. Bu da çok normal. Düşün 25 milyonluk camialardan bahsediyorsun. Milyonlarca insan Galatasaray, Beşiktaş, Fener, Trabzon'da oynamak istiyor. Sen de zaten seçilmiş özel birisin. Normal olarak diğer takımlardan önce de milli takıma gitme hakkın var. Kredin var derim yani. Gezal konusunda da Gezal kalmayı çok istiyor. Yani hmm. açıklamaları da hep bu yönde ama tabii ekonomik durum ne olacak? Şimdi gezal üstünde bir oyunu vardı 5 yaşın sağ kanattan bir oyun kurucuydu evet. Gezal. Topu soluna aldığı zaman içeriye doğru girdiğinde hem Larin hem de Bakar'ı e, direkt topla buluşturabilen bir isimdi. Biliyorlardı bir de nereye atacağını ona Ezberdi. rağmen müdahale edemiyorlardı. edemiyorlardı. Ezberdi. Eğer Gezal olmazsa, 5 e, yaş transfer edemezse... Oraya nasıl bir profil bakmak lazım o oyuncu için de çok zor olacak tabii Gezal'ın arkasında orada yani oynamak. Benzerini ya tabii ki birebir aynısı olmasa da benzer stilde. Bir stilde değil mi? Çünkü Sergen Hoca zaten Gökhan Töreyi de isterken onu düşünüyordu. Ee, ters ayaklı içeri, içeri kat yani. eden çünkü Beklerin oyuna katıldığı sistem artık günümüzde moda ve e, olması gereken Almanya'da izlediğimiz. Ee, Rozyeli ve Solbek kim olacak sonun katılacağı bir oyun kurguluyor. Sergün 3. Bölge oyunu oynuyor. Evet. Orada Gezal, orada Gökhan Töre, orada Larin. Çok önemli oyuncu tipleri. Çünkü forvet kanat oyuncularıyla oynuyor. Evet. Oyun kurucu özelliği de var. Yani kanat oyuncusu ama içe kat eden. Şimdi bazı kanat oyuncuları vardır. Mesela Fegur ile oynadığınız zaman Fegul de size gol yapar ama Fegül'ü genelde sağ ayağıyla dışa i̇şte doğru... Kuvarejma oynadı Beşiktaş'ta. Işte. Kuvarejma çizgide oynuyordu. Çizgide oynuyordu. O daha genişli evet. oynadığınız zaman. Kuvarejma oynadığınız zaman Rozya olmaz mesela. Evet. Zaten Gökhan'da Kuvarejma olmadı. Yani Aynen. orada bir sıkıntı yaşanıyor. Yani şey evet. üst üste biner. Yani ikisi alanı biner. O yüzden Beşiktaş'ta Rozya ile Gezal'ın birbirini tamamlaması oyuncu tiplerinden dolayı. Beşiktaş Gezal kalitesinde belki bulamasa bile kiralık. O işte bir oyuncu alması lazım. Sergi Önce bunu istiyor. Yine ters ayak. Arkası dönük oynamayı bilen, bilen top aynen. tutan, bekin çıkmasına müsaade Sahi, eden, aynen. ona pas veren yeri geldiğinde ceza sahası yani. dışından gol atan ve asis yapan. Ki golleri de geç. Avrupa Şampiyonasını izliyoruz biliyorsun. Her gün. kaç tane maç? Artık ön taraftaki üçlü bu. Tabii canım. Yani. Eski kenar oyuncuları. oyuncuları öyle artık Kheresma gibi ayağını çizgiye başlıyor. Düşünelim. Yok. İçeri giriyor. Almanya düşün kimi kesiyor? Gozen's gol atıyor. Ceza sahası içinde. Orta sahanın dörtlüsü, kenar oynayan iki oyuncu. Biri kestiğinde diğeri ceza sahası içinde. Artık günümüz futbolu böyle yani. Baktığında da Sistem olarak da Sergen Hoca'nın da tam oynatmak istedik. Hı hı. Çünkü rakip sahada oynamayı seven bir teknik direktör Sergen Hoca. Orada topa sahip olmayı seven. E burada da bireysel yetenekli, arkası dönük oynamayı bilen oyuncular lazım. Ayağı temiz oyuncular lazım. Beşiktaş'ın başarısındaki en büyük sebebi de bu. Tabii. Bir de ters kanarda oynayan oyuncuların forveti ikilemesi lazım. Larin. Forvet koyuyorsun, performans almıyorsun, kenar forvet koyuyorsun. Kenan Karaman çok ama Beşiktaş. Kenan Karaman da bu Avrupa Şampiyonasından sonra birazcık. ya beş bence yaşa oy, oyun oyun de oyu gelse de evet başarısı oldu ama sıkıntı oyun olabilir. Stilo olarak, stil çok... olarak faydalı olabilirler evet, arkasında fayda Ve yerli oyuncu hani ben Kenan'ın Beşiktaş'a çok uyacağını düşünüyorum. Mesela Galatasaray, Kenan düşündüğüm zaman çok örtüştüremiyoruz. Zor. Çünkü orası çok dolu, enflasyon evet, var orada. Evet. Beşiktaş'ta çok uyuyor o parça oraya. Bence Kenan Beşiktaş'ta olsa çok faydalı olur. Ama hani Kenan, olur mu Kenan, olur. Kenan transferi böyle de taraftarda da o işte e muhteşem tabii. bir oyuncu aldık. Seneye bizi de şampiyon yapar." gibi bir algı da Öyle oyuncu da diyorum. lazım bence niye? Yani özellikle Doru bu lazım. yabancı sisteminde tabii de tabii çok önemli diyorum. Türk oyuncu Azalacak yani. etkide. Evet. Bakalım. Bakalım Beşiktaş yeni sezonda neler yapacak? Şampiyonlar Ligi'de tabii o kura da çok, çok etkili olacak, çok önemli olacak. Abi ağzınıza sağlık. Yeni sezonda beş yaşı değerlendirecek, daha çok değerlendireceğiz tabii. Maçlar evet. başlayınca da daha sık programlar yapacağız. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.